Amerika, Afrika ve Asya kıtası. Dünyanın dört bir yanı sıcak hava dalgasının etkisi altında. Güney Kore'de termometreler 38 dereceyi gösterdi. 4 yıl sonra ilk kez sıcak hava uyarısı yapıldı. 20'nin üzerinde kişi aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. En çok açık havada çalışan işçiler zorlanıyor. İnşaat çalışanları Başkanlık Sarayı önünde eylem yaptı. Çalışma şartlarının iyileştirilmesini istediler. Güney Kore'de sıcak hava zirve noktasına ulaşıyor. Sıcaklık 35 dereceyi geçmesine rağmen inşaat işçileri dinlenme alanlarında dinlenemiyor. Şartlarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Japonya'nın başkenti Tokyo'da sıcaktan bunalanlar çareyi portatif fanlarda buldu. Sıcaktan korunmak için şemsiye gölgesine sığınanlar da var. İran'da sıcak hava dalgasının etkisinde bazı vilayetlerde sıcaklık 50 derecenin üzerine çıkacak. Ülke genelinde kamu ve özel sektör kurumlarında 2 gün tatil ilan edildi. Sadece temel hizmet sağlayan kurumlar faaliyetlerini sürdürecek. Kuzey Afrika kıtasında aşırı sıcaklardan en kötü etkilenen ülke Cezayir. Sıcaklıklar 50 dereceye kadar yükseldi. Bu yaz aynı anda 94 alanda yangın çıktı. Alevler söndürülse de Cezayir son 2 yılda 150 bin hektarın üzerinde ormanlık alanını yangınlarda kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde en uzun süreli sıcaklık rekoru kırıldı. Phoenix kentinde termometreler bir ayı aşkın süredir 40 derecenin altına düşmüyor. Dünya kavruluyor izledik. Her gün başka başka ülkelerden de orman yangını haberleri geliyor. Ki Türkiye'de de durum farklı değil. Eyyam-ı Bahur kelimesini biz çok sık duyuyoruz bugünlerde. Ki biliyoruz ki artık sıcaklıklar yeniden merhaba dedi bizlere. Bugün itibariyle de pik yapması bekleniyor sıcaklıkların. Peki son durum ne olacak acaba? Bundan sonrasında bizi ne bekliyor? Hangi iller çok sıcak olacak? Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli aktaracak. Bünyamin hoş geldin. Neler anlatacaksın bizlere? Hoş bulduk Sümeyye, selamlar. Herkese selam. Güzel bir gece diliyorum. Eyyam-ı Bahur aslında bu sıcak sistemin spesifik adı değil. Yani hani nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Asya'da meydana gelen o hurricane'lere, tayfunlara isimler veriliyor. Öyle bir isim değil. Bu Eyyam-ı Bahur saati marif takviminin eskilerin genellemelerle yani sıklıkla aynı dönemde yaşanan hava olaylarını bir takvime çevirmişler. Bu saatli marif takviminde yılın bu döneminde güneyden Afrika üzerinden gelen sıcakları anlatan bir ifade aslında. Yani hemen hemen her yıl aynı dönemde bu şiddette ya da değil. Yani bir şekilde bu dönemde havanın ısındığını anlatan bir ifade, bir adlandırma aslında. Yani yoksa bu spesifik, bu sıcakların adı Eyyam-ı Bahur değil. Yani yeni konmuş bir adı yok. Yıllar içerisinde bu döneme ait söylenmiş bir ifade. Bu birinci bilgi. İkincisi, Eyyam-ı Bahur'un genellikle görüldüğü tipik hareketin biraz dışında bir durum var. O da bu gelecek sıcak hava sisteminin aslında biz Afrika diye konuşuyoruz ama Afrika değil. Asya şeyden geliyor, Basra Körfezi'nden gelen sıcak. O bizim yıllardır söyleriz ya. Basra'dan gelen alçak basınç diye, Basra'dan gelen sıcaklar diye. Aslında orada bir alçak basınç da yoktur ama en nihayetinde öyle bir alışkanlığımız vardır. Bu Basra sıcaklarının kuvvetlenmesi durumu. Çok net bir şekilde bunu nereden anlıyoruz? Çünkü Antalya 32-33 derecelerde kalacak önümüzdeki günlerde. Ankara 38 dereceye çıkacak. Yani İç Anadolu'nun sıcaklığı güneyin sıcaklığından çok daha yüksek olacak. Neden? Çünkü Basra Körfezi'nden şöyle bir yay çizerek gelen bir sıcak var. Güneydoğu'dan giriş yapıyor, Doğu Anadolu'ya, oradan İç Anadolu'ya kıvrılıyor. Afrika'dan geliyor olsa Ege ve Akdeniz daha fazla ısınıyor olacaktı. Çünkü geldiği ilk nokta, giriş noktası burası olacaktı. Dolayısıyla evet, Afrika'nın da desteği var ama güçlük bir kısmı Basra Körfezi'nden. Şimdi sen şunu da söyleyebilirsin. Ya Bünyamin, ha Basra'dan gelmiş, ha Afrika'dan gelmiş, sıcak sıcak beni bunaltmaya devam ediyor. Aradaki fark şu, bir tanesi Akdeniz'i geçip nem alıp geliyor, öbürü sürekli kara üzerinden dolaşıp geldiği için kupkuru geliyor ve
kuru gelen orman yangınlarını maalesef destekliyor. Neden olmuyor? Neden olmuyor ama destekliyor. Dolayısıyla bu gelecek sistem bu yarın öbür gün yurdun büyük kısmında, hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de İç Anadolu'da etkisini daha da artıracak olan bu gelecek olan yeni sistem ya da kuvvetlenecek olan yeni sistem. Dolayısıyla kuru bir yapıya sahip olacak özellikle iç bölgelerde ve sıcaklıkları yine iç bölgelerde tavan yaptıracak. Bu gelen sistemi böyle ifade etmek gerekiyor açıkçası. Hani bu değerler neler ve hangi günlerde etkili olacak? Şimdi İstanbul bu sıcak sistemin etkisine girmeye başlıyor. Evet. Yarın ve öbür gün 35 dereceleri ve hatta biraz üzerine birçok ilçe ölçebilir. Zaten şey duyuyoruz. Nemle beraber 45 derece, şu derece, bu derece, yani öyle bir şey yok. Çünkü zaten bahsediyoruz, nemi aşağıya çekiyor. Yani bu İstanbul'da yarın öbür gün beklediğimiz nem oranları %30'lar civarında kalacak ki bu da hissedilen değerleri değiştirmeyecek. Ama zaten havanın hissedilen değerlerini artırmaya ihtiyacı da yok. Zaten 35 dereceden bahsediyoruz. Yani gayet rahatsız edici, gayet zorlayıcı bir hava sıcaklığından bahsediyoruz. Kalp, tansiyon, damar hastalarına aktivitelerinizi biraz yavaşlatın. Bir çıkışta dışarıya böyle birkaç tane işi bir arada çözmeye çalışmayın. Yani kısa süreli dışarıda olun. Hani hiç çıkmayın denemez tabii ki. Ama uzun süre ne direkt güneş ışınlarına ne de gölgede bile olsanız bu yüksek sıcaklığa temas etmeyin diyoruz. O nedenle kapalı ve klimalı ortamları tercih edin hatırlatmasını yapıyoruz. İki günün ardından, Perşembe, Cuma'nın ardından Marmara'da birçok noktada sıcaklık hafta sonunda kademeli olarak 3-4 derece kaybedecek. Yeni haftayla beraber örneğin İstanbul 30 derecelere, Marmara'nın güneyi 32-33 derecelere tekrar gerileyecek. Bu Marmara'da, ama İç Anadolu'da öyle değil. Aksine sıcaklık tırmandıkça tırmanıyor. Bak Sümeyye, yarın başkent 34-35'leri ölçecek. Hafta sonunda 36'ya çıkıyor cumartesi. Pazar 38 dereceye çıkıyor. 38 derecelik sıcaklık. Evet, nem düşük falan terletmiyor ama yani gerçek sıcaklık nihayetinde 38 sıcak derece. Sıcaktır. Ciddi bir. Evet, gayet yüksek bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla yine kalp damar hastalarına, ileri yaşta olan izleyicilerimize buradan sesleniyoruz. Aktivitelerin biraz yavaşlatılmasında fayda var. Ve minik bir hatırlatma da su yönünden. Evet. Maalesef yağışlarımız yok. Zaten kurak bir kış geçirdik. Ardından baharda yağışlar geldi. O da sel yaptı maalesef. Sel sularını çok fazla tutamıyoruz. Bununla ilgili yeni mühendislik çalışmalarının yapılması lazım. Çünkü artık hiçbir damla suyu kaçırmamamız gerekiyor. O nedenle sel suyu bile olsa onu bir şekilde alıp yer altına enjekte edecek metotlar, yöntemler söz konusu. Çünkü genel gidişatımızla, son yıllarda yaşadıklarımızla zaten bu suları tutamadığımız yönünde, maalesef depolayamıyoruz. O nedenle bu suları ağır sağanaklar şeklinde bile gelse yakalanamaz tırnak içerisinde nitelikteki suları bile yakalamamız gerekiyor artık yeni çalışmalarla. Ama şu anki durumumuzda yapmamız gereken en temel şey iktisat, su tasarrufu. O nedenle herkese suyumuzu iktisatlı kullanalım hatırlatmasını yapıyoruz. Çünkü barajlarımız tekrardan kışın ortasında verdiği gibi şu noktada alarm veriyor. Evet, baraj doluluk oranlarımız İstanbul'da örneğin %35'lere tekrar inmeye başladı. O nedenle su iktisadına dikkat diyoruz. Ve hep hatırlatıyoruz, yani sokak hayvanlarını unutmayın. Yalnızca biz değil, yalnızca ağaçlar, bitkiler, onları görüyoruz. Ama sokak hayvanları da maalesef susuz kalıyorlar ve saatler seviyesinde yaşamlarını yitirebiliyorlar. Orayı da unutmayalım, hatırlatmasını yapıyoruz. Orta ve güney bölgeler Ağustos boyunca sıklıkla yüksek sıcaklıklara maruz kalacak, aşırı sıcaklara. Ama Marmara, Sümeyye örneğin, ayın 16-17'sine kadar iki tane kuvvetli sıcak sistem var. Bir tanesinin içerisine giriyor. Şimdi yarın öbür gün bir diğeri de ayın 11-12'sinden sonra olacak. O da sıcaklıkları tekrar Marmara'nın kuzeyinde, İstanbul çevrelerinde 34-35 derecelere, Edirne dolaylarında 38-39 derecelere, Marmara'nın güneyinde Bursa Balıkesir çevrelerinde 38-39 derecelere çıkarabilecek. Ama her zaman olduğu gibi en yüksek payı İç Anadolu alacak. Bünyamin, peki şimdi sadece Marmara ve İç Anadolu genelinden bahsetmeyelim. Ege'de, Karadeniz'de izleyenler ya da doğuda bizden de bahsedin diyordur muhakkak. Onlar için şöyle kısa bir ne söyleriz? Hangi günler çok sıcak olacak? Termometreler kaça gösterecek?
Aslında İç Anadolu'da derken iç bölgelerden bahsediyoruz. Onun belki altını çizmek daha doğru olur. Yani Güneydoğu'dan bahsediyoruz. Yani Doğu Anadolu'dan bahsediyoruz. Yani İç Ege'den bahsediyoruz. Yani Anadolu ve iç kesimlerden bahsediyoruz. Tabii o spesifik bir adı olduğu için biraz yanlış ifade olabilir. İç kesimler bu Basra Körfezi'nin tam rotası yayı içerisinde olduğu için Basra Körfezi'nden gelen sıcak şöyle bir yay çiziyor. Yani Irak, Suriye üzerinden çıkıyor. Güneydoğu'dan giriş yapıyor. Kuvvetine göre, yani çok kuvvetli giriş yaptıysa ya da zayıf giriş yaptıysa Akdeniz'e kıvrılıyor. Hı hı. Ama kuvvetli giriş yapıp Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'in iç kesimlerine doğru çıktıysa İç Anadolu'ya, oradan Ege'ye doğru kıvrılıyor. Bugünlerde fazla kuvvetleniyor. O nedenle İç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu kıyılara göre bu sistemlerden daha fazla pay alıyor. Afrika'nın sıcağının bir etkisi yok mu? Var, ama çok güneyli hareket ediyor. Mesela biraz önce haberde de gördük, Afrika rekorlar kırdı. Bak, nereden bahsettik? Arizona'dan bahsettik. Nereden bahsettik? Güney Kore'den bahsettik. Nereden? Japonya'dan. Nereden? Afrika'dan. Ama Avrupa'dan bahsetmiyoruz. Evet. Niye Avrupa'dan bahsetmiyoruz? Çünkü Avrupa soğudu. Öyle bir soğudu ki, yani o yazı arayacak hale geldi. Öyle kuvvetli sistemler giriş yapmaya başladı ki İtalya'da rekor 19 santimin üzerinde çapı olan dolu yağdı. Yani sıcağın çok fazla olmadığı yerde de ekstrem hava olayları, sıra dışı hava olayları devam ediyor. Avrupa'nın bu kadar yüksek sıcaklığa sahip olmayıp normalinin altına inmesinin nedeni de Afrika sıcaklarının çıkmıyor, yukarıya, kuzeye çıkmıyor olması. Dolayısıyla güneyden bize giriş yapıyor. O da Basra sıcaklarına ufak bir destek veriyor. Teşekkür ediyorum. Yani dip toplamda şunu söyleyebiliriz ki Ağustos Lütfen. Ayı boyunca orta ve güney bölgeler bu sıcaklardan bayağı bir zorlanacak. Kuzey bölgeler, Marmara, Batı Karadeniz ara ara sıcak girişleriyle dalga halinde karşılaşacak, ama ortalamada normal yaz sıcaklıklarında olacak. Teşekkür ediyorum aktardıkların için. Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli önümüzdeki günlerde bizi neyi beklediğini söyledi ve şahane de bir hatırlatma yaptı. Ben de yinelemek istiyorum. Evet, kapımızın önüne bir kap su, ama sıklıkla da değiştirmemiz gerekiyor o suları. Ben de altını çizeyim. Teşekkür edeyim tekrar sana.